My daddy, Alabama. My mother, Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Ventilatör rüzgar esiyor, saçlar kalkıyor böyle. Beyoncé ile gireyim dedim. İyi yapmış mı? Milli Corpus Evil Incorporated. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçmiş olsun öncelikle bu videoyu izleyen üniversite sınavını geçirmiş insanlara. Yani çok önceki yıllarda geçirmiş olsanız bile yine de size de geçmiş olsun. Çünkü ben mesela 2022'de girdim. 2 sene geçti üzerinden. Bu sene 2 oldu. Ama şu sınav zamanları ben bir geliyorlar bana. Mesela şu an böyle şeyim. Oh Allah'ım sana şükür olsun. Tercih şey stresi yaşamıyorum falan. Allah. TYT, AYT gibi kavramlar 2 senedir hayatımda yok. O kadar huzurluyum ki. Düşün bak. Öyle bir baskıydı ki. Bir de ben sınavı en takmayan insanlardandım yani. Ama ne kadar takmasam bile onun o psikolojik baskısı yani. Bilmiyorum. Her insan farklı geçiriyordur o iyileşme sürecini. Sınavdan sonra iyileşme sürecini. Videoların yarısını sizden aldım. Diğer yarısının çoğunluğunu da TikTok'tan aldım. TikTok'ta sonuçlarını paylaşanlara. Videonun sonunda da benim işte 2 sene önce kendi sonucuma bakarkenki halimi izleriz. Ventilatör sesi gelmiyordu inşallah size. Gelse de yapabilecek bir şeyim yok. Kaç benim? 38. 38 mi ya? Ne 37 abla, saçmalama. 38 benim. Güzel. Kötü değil bu arada. Abi ne kötü değil, bok gibi. Ah merhaba. Ya bence ablan haklıdır ya. Hayırlısıyla inşallah. Ben her videodan sonra bunu söyleyeceğim. İnşallah güzel bir yere yerleşirsin. Sınav açıklanmış, bakacağız. Çok heyecanlıyım tabii ki. Sabah arkadaşlarıma demiştim. İşte beni ararsınız açıklanırsa falan diye. Şu an gireceğim. Ay kalbim ağzımda atıyor resmen. Allah'ım lütfen istediğim gibi gelsin. Ay çok kötü bir şey bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ilk doğrularım yanlışlarıma. Türkçe'de 34'e 6. Sosyal'de 18'e 1. Güzel. Yazmatik 28'e 3. Öyle beklemiyordum. Birazcık daha az yanlış bekliyordum. Bir de ben 32 işaretledim sanıyordum. Fende 11'e 5. Yani şu an tabii şey yorumluyorum. Yani şey. Ben size bu ekrana koyarım. Yani bir tık daha böyle geleceğini biliyordum. Ama bir tık daha hissini ümit ediyordum. Ama olmadı yani. Olsun şu an be. Yapacak bir şey yok. Bakacağız artık ne tercih edeceğim. Öyle. Çok sağlıklı bir tepki vermedim yalnız. Hani böyle diye çıldırmadı direkt. Hani mental çöküş yaşamadı, böyle sakin. İnşallah istediğin yere giriyorsundur vallahi. Yani bence çok güzel bir sıralama. Sınava hak ettiği değeri veren biri gibisin. Şimdi ben de boş konuştum. Kimisine göre daha önemlidir sınav. Kaydıramıyorum şu an ama beklediğimden çok yanlışım varmış. Anasını satayım. Hani 21 nerede? Bu ne? Gülmemem lazım. 21 bin bekliyordu galiba. Ya of bak, inşallah olur istediğin yer ya. İnşallah. YKS açıklandı. Kişe kalktım. Korktum. Bakacağım şimdi. Edit yapmış. Sonuçlarım. YKS sonuçlarım. Allah'ım çok kötü. Matematik bir doğru. Bunu nasıl becerebilirsin? Neyse. Ama bir şey söyleyeceğim. YT düşündüğün sıralama daha şey geldi ya. İyi geldi yani. Ya, inşallah girerim ya Akdeniz. Please. İnşallah girersin. Sınav sonucuma tepki verirken ben de aynı bu kafadaydım. Daha beklediğinden daha iyi gelmesini sevindim.
İnşallah girersin. Ben sınava girdim, çıkınca hani mezuna kalırsam da kalacaktım yani. Dünyanın sonu olmayacaktı. E tabii kolay olmaz. Ben kolay olur demiyorum bakın mezuna kalmak. Ama dünyanın sonu değil ya. İnsanlar neler yaşıyor. O gerginlik o an. Nerede ne oldu? Donduk zannettim ya. Allah. Ya bitti video. Hayır ya. İnşallah iyisindir şu an. Ağlamayın. Tabii ki de doğal, normal bir şey ağlaması insanın. Çünkü emek veriliyor o kadar. Ve beklenen olmayınca üzülüyor insan. Ama şu şey kafa yapısı da çok güzel değil mi? Ben her zaman kendime de bir şey olabilitesi değişiyorsa bir şeyin kendime hep şunu derim. Eğer olmazsa benim için hayırlısı değilmiş. Ne kadar üzülsen bile o toparlıyor insanı ya. Çünkü diyorsun ki demek ki bu olsaydı... Aklıma efsane bir laf geldi. Bak bu benim lafım değil ama TikTok'ta yabancılardan görmüştüm. Allah yaptığımız planlarımızı bozuyor ki planlarımız bizi bozmasın. Hayırlısı olsun muhabbetinin çok güzel bir özeti bence bu. Ben bu cümleyi kendime çok hatırlatırım. Çevremdeki yakın arkadaşlarıma hatırlatırım çünkü gerçekten de böyle olduğuna inanıyorum ben. Yine Müslüm Community adına konuşuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oha Türkçe. 32.8. 17'ye 1 sosyal. 32.1 mat. 32.5 falan. Oha. Memnun musun dediklerinden? Tarih. Beklediğimden bir yanlış daha fazla. Ha, bir an bekle sus diyeceğiz evet. Dediğim gibi. Tam önce TYT'ye bak. Oha. Allah. Oha. Ne oldu? 1176. Anne. Tarihim full. Sözelim 37'ye 1. Matematiğim 11.5 gelmiş. Ne? Hocam. Evet. Çok kötü. 38. 38 mi? Evet. Gidersin o kadar kanki. Nasıl 38? Her şey yani her şey benim düşün. 37'ye bir sözelle ben nasıl 38 yaptım? Hocanın bak Türkçem 31'e 9 o Türkçe. Sosyalim 16'ya 4. Matematiğim 18'e 8. Benim 6'ya 7. Bu TYT galiba. Evet. AYT nasıl? 37'ye 1. Sözel 13'e 6 matematik. Daha ne yapacaksın ya? Tamam senin tercihliksen hazır gibi ya. Ne hazırı yok ki. Bırakacağım okulu ya. İstemiyorum ya. Ne bırakacağız sus. Ya kanki bence ucundan tutmuşsun. Biz yazacağız. Açacağız ofisi sana rahat ol. İnşallah olur ya. Hayırlısı olsun. Hocanın tepkileri çok iyiydi ama. Şimdi mesela insanlar şey yapıyor ya. Not netlerini falan okuyor hani. Hani benim netlerine sevinme veya üzülme durumu onun tepkisine göre değişiyor. Çünkü hani duyduğum netlere benim için çok iyi geliyor yani. Kendi şeyime göre kıyaslıyorum. Kendi seviyeme göre kıyasladığım için direkt izlediğim insanı. Zaten Twitter'da falan insanlar bunu çok yapıyor. Hani herkes sınavdan kendi beklentilerine göre izlediği insanları şey yaptığı için işte. Mesela ilk 10.000'e girmiş ulan bu da ağlanır mı falan diyorlar ama. İşte hepimizin beklentileri farklı ya. Ben de o yüzden hani karşımdakine göre hani karşımdaki seviniyorsa ben de sevineceğim. Sınav sonucuma bakacağım. Eğer kötü şey var. Ne bileyim? İyidir ya. İyidir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anne çok kötü! Hakkında hayırlısı olsun vallahi. Ekran
Cam bir anda açıldı. Bir de o an insan böyle ekranın hemen açılmasını beklemiyor ya. Psikolojikman hani orada aslında şeysin böyle. Neyse dur biraz denelim zaten City. O sıra hazırlanırım. İyi diyene böyle bir de hazırlıksız yakalandı. Allah. Oh. Aday şifresi mi? Aday şifresi bir saniye. Giriş yapmamışım. Çok korktum. Allah benim iyiliğimi versin ya. Sonuçlarım. Oh. Bir saniye. Teyit edeyim bunu. Sıralamam istediğim gibi. İstediğim gibi gelmiş. Mutluluk gözyaşları. Ya kendimi en kötüye de hazırlamıştım. Ya herkesin şeyi farklı şimdi. Belki de 20'ye girip evet, 30'a girdiğinde, 40'a girdiğinde daha çok üzülen vardır. Hiçbir şey diyemiyorum. Ama benim hedefim buydu zaten. Tercih meselesi. Gelsin diye uğraştım. Bu geldi. Oh be. Çok sevindim. Beklediğini alana. Senin için de hayırlısı olsun. Hepimiz için hayırlısı olsun. Bu videoda bunu çok düşeceğim arkadaşlar. Ama bak ne güzel. Kendini en kötüsünü hazırlamış. Bak. Benim bir hangi videoda dedi? Benim bir videoda böyle bir sözüm var. Bu sefer benim sözüm ha. Ben de koyayım buraya. Editteki ben koysun. Bulamadım. Benim şu misafir özünde çektiğim videoları hatim edenler varsa şu itiraf videoları olur falan filan. Yazabilirim hangi videoda neredeydi ya? Tüh. Editteki Melik koysana. Koydun. Ya beklentiyi ne kadar düşürürsen o kadar mutlu olursun her şeyden. Ya edebiyatla gireceksin. Bu da var. Ay Allah kahretmesin anne. Ben bak seni. Kaldım ya. Dur bak video çekiyorsun da. En azından azıcık şey yap, pozitif başla. Pozitif, daha görmedik daha sonucunu. Anam ne kadar gergin. Sakin ol. Canım, ay hatalı diyor. Ya edebiyatla gir işte. Edebiyatla çok kolay girmek. Tamam daha dur bir açmadan. Hayır sen gider misin oğlum? Bakmayayım mı? Evet. Tamam. Ay anne çok kötü geldi. Bak açmadım. Ay görmedin. Daha görmedin. Oo çok yanlışım var. Oo. 10.981. Selma çok güzel, saçmalama. Selma büyük ihtimalle bu videonun altında linçlenmiştir 10 bine kötü dediğinden. Ama işte bizim insanlarımız şey empatisini yapamıyor nedense. Hani 10 bin tamam da onun hedefi 10 bin miydi yani? Değildi büyük ihtimalle ağladığına, üzüldüğüne göre. Ya Selma ya olmaz mı buna da? Gitmek istemiyorum, yine mezunum kalmak istiyorum. Hayırlısı olsun Selma. İnşallah bak efsane dua. İnşallah şu an gönlünden geçen hayırlısıdır senin için. Yani. Şimdi beraber YKS sonuçlarına bakacağız. Bakalım. Stres oldum. Allah elleri titriyor. Korku filmi izlemek gibi geliyor bana böyle hani kendim böyle gerilmekten falan ben de eğleniyorum yani anladın mı? Hani mesela korku filminde insana korkmaktan eğleniyor. Ben de mesela böyle geriliyorum ya falan oluyorum ama ben de eğleniyorum yani böyle videoları izlemekten. Çok garip bir şey. Neyse devam edelim. Ne oldu? Ne oldu? Kötü mü? Ben ne diyeceğim? Abime ne diyeceğim ben? Ben bu kadar yanlış düşünmedim. Ya. Aksine o kadar iyi geçmişti ki. Sınav çıkışı çok umutluydum dedim işte. Güzel geçti belki mezuna da kalmam dedim. Neyse. Ya. Hani sınav sonucuna kendi üzülmeden vereceği hesabı düşünüyor olması. Ben ne diyeceğim diye o beni üzdü. Belki de düşük almasının üzüntüsünü yaşayamadı bile hani anladın mı? Hesap ne hesap vereceğim diye üzüldü hani. Bu şey gibi. Biz bir gün arkadaşımla Taksim'de bu bomba patlama olaylarından sonra arkadaşımla biz Taksim'de buluşacaktık. Ve hani şey oldu. Ulan hani 40 yılın başı gidiyoruz ya bir de bombaya denk gelirsek falan böyle.
Arkadaşım mesela dedi ki annem öldürür beni. Mesela bu durumun çok büyük özeti aynı. Hakkında inşallah hayırlısı olur ya. Ben gerildim şu an. Abine ne diyeceğine vallahi. Abisi lütfen kızma çok ya. Sınav sonuçları açıklandı. Allah'ım şaka mı ya? Şaka mı? Bismillahirrahmanirrahim. Dur hemen açılabilir. Hemen. Dur açılırsa kapatacağım tamam. Allah! Tamam. Tamam görmedik dur. Ama şimdi. Önce şu netlerime bir bakacağım. Bismillah. Türkçem. Olsun. AYT'ye bakın tam tahmin ettiğim gibi her şey aynı. Bismillahirrahmanirrahim. Matematiğim aynı. Ya Türkçem çok kötü. Bakıyoruz. 1, 2. Of ya. Of o Türkçenin Allah cezanı vermesin ya. Başaramadık. Türkçe geneli sıralaması. Başaramadık. Espri yapmayın başaramadık. Türkiye'de mi böyle olmuş? Evet. Ablacığım başaramadık ya. Beni dinledik bir şeyden daha sıfır vardı. Zeynep sen salak mısın? Sen ne? Ya başaramadık ya. Neyse çalışmalama. Başaramadık dedi puan ben rüyamda bile geldi. Ben benimki 7-3-0'ım vardı ve o da benim sıralamamdı. 314. Hadi babamı arıyorum. Hadi. Neyse 500'e girdim. Salak mısın? İyi bari bak sonda şey yazmış Şamane. İstediğim her yönü gelecek aydınlanması ve gelen mutluluk. Helal olsun be. Ulan. Türkiye 314'üncülüğü. Çok iyi ha. I can't relate. Çok uçuk geliyor mesela bana. Ben sınav anlamında, sınav namına, yani sınav şeyinde benim için çok uçuk bir sıralama bu mesela. Ama hani şey 314'üncü olmuş da 314 kişi de önünde varmış. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Hemen girdin mi? O 713 olmuş direkt. Spoiler vermiş. Error mu veriyor site? Error diyor. Sonuçları mı demem lazım? Doğru mu ya? Evet. Gidiyorum artık. Ya ufak. Arkadaşlar. Bakıyorum görüntüle. Ablasının ondan daha heyecanlı olması. Tamam teyze ek yanlış yok. Ufak sonuç. Dur sırayla. Ablam ben şu an. Sonuç. Ama zaten yazıyorsunuz. Yanlış bir boş. TYT 109 net. TYT başarı sıralaması 4298. Sayısal 713. Aa 713'üncü mü oldun şu aynen an? Aynen öyle. Şu an 713'üncüsün Türkiye'de. Aynen. Bir tane matematik yanlışım var sayısalda. Bir tane de biyoloji yanlışım var. İki yanlış. Ek yanlışım gelmedi. Bayağı mutluyum şu an yani. Çocuğun sevinişi efsane. Hani tam rahat bir insan böyle sevindi hani. Sonuçta tamam şu an çok iyiyim, mutluyum. Efsane. En güzel sınav sevinçlerinden biri. Şimdi bir benimkini izleyelim mi arkadaşlar? Günaydın. Dün gece de 2-3 gibi ben TikTok'ta yayındaydım yine. Diyordum ki kesin bugün yayın açıklanacak diye böyle. Şimdi sabah kaç? 10. 7 gibi açıklanmış. Beni de ablam uyandırdı. Kalk bakacağız diye. Şimdi bakıyoruz. Dur bekle ilk şifreye girelim. AYT mat çözmedim hiç zaten. O yüzden bir tek sözel sıralamama dikkate alacağım. 20. Bu muymuş? Evet buymuş. Hadi bakalım. Şu an bakacağım mı? Ay bu ne? Nasıl anlayacağız? TYT puanım şunlar. Başarı sıralaman. Sözel'de 61. Eşit ağırlıkta 324. Zor. Okey. Okey. Yerleştirme buna bakacaksın. Bu sınav puanı buna bakıyorsun. Hmm. Yani. Sözel'de 54.500. Eşit ağırlıkta 309.000'sin. Okey. Bu mu tepki? Ya ben 20 bin falan yaparım diye düşünüyordum. Yalan. 54 bak, bin. İyi bari yazmışım. Ezeteki ben yalan. Bak ilk 10 bin bekliyorum. Gerçekten. Ya benimki akıl kârı bekleme değil ama hani ben... Nasıl diyeyim? Mesela bir insanın ilk 10 bin beklemesi için ortada böyle kanıt vari şeyler olur mu? Mesela eski deneme şeyleri falan. Yok hani ben... Ortada hiçbir şey yok ve ben şey diyorum. Ben 10 bin gireceğim. Gelmiş.
Okey. Bir deniz kenarı üniversite belki olabilir de. Mimar Sinan olmaz yani. Olmadı. Mezuna kalmam. İnşallah. Kalmam ama hani... Beklediğimden kötü geldi. Mesela mezuna kalmam diyorum ya. Aklımda bir gram fikir yok hani gidebileceğim ne, okul şey falan hiçbir şey bilmiyorum. Hani çünkü deniz kenarı olanlar Mimar Sinan vardı işte aklımda. Başka ne vardı? Başka hiçbir şey yoktu. 06'da 5. 5 yanlış. Annem geliyor bir yerde. Tarihten sıçmayı bekliyordum. Tarih beni şey oldu. Normalde tarih yapıyorum ama işte sınavda yapamadım. Bir doğru 4 yanlış. Anne bakma öyle. Aferin matematikte 11 doğru 2 yanlış oynayın. O sırada annemin bana bakış. Flex. Şu sene bana yani. Olsun coğrafyam full. Evet. Bir tanesi full. Coğrafyam full. Yani sağlık olsun. Bakalım biz önümüzdeki maçlara bakalım. Öyle. Görüşürüz. Ben bu arada nerede ne okuyayım onu da söyleyeyim. Maltepe Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okuyorum. İletişim fakültesinde İletişim fakültesinde okumak istediğimden emindim. Hangi bölüm olduğuna emin değilim sadece işte. Hani şey diyordum. Hepsi olur. Radyo televizyon olur, yeni medya olur, halkla ilişkiler olur diye. Memnunum. Evet. Zaten geçtiğimiz 2 senedir de üniversiteyi hep blokladım size. Videolarımdan biliyorsunuz. İzleyenler tabii. İnşallah bu tepki verdiğim insanlar da hakkınızda hayırlısı olsun. Kalbinizden geçen sizin için hayırlısı olan olur diye istiyorum Allah'tan. Allah'ım. Neyse arkadaşlar ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Efendim abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.